Piyasa masasından herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Bugün sizlere ben eşlik edeceğim. Aslında Cuma'ya kadar diyelim Zeynep Erataman yerine. Şimdi özellikle tabii piyasalar tarafında. Küresel tarafta elbette Bojun adımı, açıklamaları. Japon yeni değer kaybediyor diyoruz. Ama içeride bizim dinamiklerimiz bir miktar daha tabii Perşembe belli olacak. Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Öncelikle biraz yorum alalım piyasalara ilişkin. ALB Yatırım baş ekonomisti bizlerle, doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Hoş geldiniz Zeynep. Ne dersiniz? Biraz beklentileri konuşalım. Görünüm ne anlatıyor? Bugün nasıl bir açılış bekleniyor? Evet Gözde Hanım ve Burcu Hanım, iyi yayınlar. İlk olarak borsa tarafına baktığımızda dün BIST 100 endeksinde aslında bir yön itibariyle beklenir bir satış gördük. %2.54'lük düşüş vardı. 7790'dan kapadı. Şimdi bir yön itibariyle satış gördük dedim. Aslında bildiğimiz gibi yani Cuma günü Moody's hem kredi not görünümde hem de kredi notunda olumlu revizyona gitmedi. Ama piyasada güçlü bir şekilde kredi notuna dair bile olumlu bir beklenti vardı. Moody's'in değerlendirme yapmaması, pas geçmesi sonrasında piyasada oluşacak hayal kırıklığıyla aslında özellikle de banka hisseleri öncülüğünde sert satış bekleniyordu. Şimdi dünkü açılışa baktığımızda aslında böyle bir sert satışla başlamadı. Hatta banka endeksinde güçlü bir yükseliş vardı. Bunun temel sebebi şu, yani Moody's pas geçmiş olmasına rağmen neden banka hisselerine satış gelmedi? Aslında Cuma piyasa kapandıktan sonra gelen İş Bankası'nın %150 bedelsiz sermaye artırımı kararı oldu. Hatta bu kararla dün İş Bankası'nın %7'lere varan yükselişini görsek de sonrasında gelen satışlarla %1.15'le kapadı. Tabii sadece İş Bankası yükselmedi, diğer özel bankaları da aslında bu yükselişin devamını getirmesini sağladı. Zaten dün tek yükselen endeks ve sektör bankacılık sektörüydü. Yatay kapadı. Sonrasında kazanımlarını geri verdi. Dolayısıyla bir miktar aslında endeks tarafında eğer biz bankacılık hisselerinde, sektöründe de bir satış görseydik %4'lere varan kayıp görebilirdik. Şimdi şunu görüyoruz, yani yükselişler sınırlı borsa tarafında, 8000'i aşamıyoruz. Geri çekilmelerin de sınırlı kaldığını görüyoruz. Özellikle dün 7750-7800 desteğine kadar geri çekildiğini ve bu desteğin iyi çalıştığını gördük. Şimdi bugün dünkü düşüş sonrasında tepki alımlarının gelmesini bekleyebiliriz. Ama bu tepki alımlarının açıkçası tepki olarak kalmaması için ilk olarak 7907 üzerinde, hatta daha önemlisi hep vurguladığımız 8100-8150 artık bu direnç bölgesinin hacimli bir şekilde kırıldığını görmeden bu satış baskısının bitmesini beklememek gerekir. Aşağıda da açıkçası yine 7750 desteği ve 7800 desteğin iyi çalışması beklenebilir. Ama olur da satışlar gelirse 7680 ve daha aşağıda kısa vadeli dip 7450-7500'de aslında ekstra olumsuz haberlerde yine bu bölgeden tepki alımlarının gelmesi bu noktada beklenebilir. Dışarıya baktığımızda bu haftanın en önemli olayı ve en merak edilen aslında gelişmesi Japonya Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı olacaktı. Evet, beklenildiği gibi -0.10'da faizi sabit tuttu. Getiri eğrisi politikasına bir değişikliğe gitmedi. Fakat piyasa özellikle politika ve faiz karar metninde özellikle Ocak ayında ultra gevşek para politikasının terk edileceğine yönelik bir sinyal bekliyordu. Bu sinyalin sebebi şu, bundan yaklaşık 1,5-2 hafta önce konuşan Japonya Merkez Bankası Ueda'nın bu yıl sonu gibi yani Aralık ya da Ocak'ta işimiz çok zor olacak demesiydi. Piyasa bunu şöyle yorumladı. Demek ki artık Japonya Merkez Bankası ultra gevşek para politikasını geride bırakacak. Aralık'ta bunun ilk sinyalini verip Ocak'ta sıkı para politikasına geçecek beklentisi vardı. Öyle olmadı. Geleceğe dair sıkı para politikasına geçileceğine dair biz aslında bir ibare görmüyoruz. Bunun temel sebebi şu. Evet, son 19 aydır Japonya'da enflasyon hedefin üstünde ama beklenti altı gelen enflasyon rakamları görüyoruz. Bu nedenle de yakın vadede aslında Japonya'dan en azından böyle bir sinyal bir yönü itibariyle de beklenmiyordu. Özellikle ücretler tarafında kalıcı enflasyon yaratması noktasında bir beklenti içinde olduğunu görüyoruz aslında politika metnine baktığımızda. Tabii bu haberle birlikte yen dolar karşısında değer kaybetti. 142.6'dan 143.5'a kadar yani %0.6'lık değer kaybettiğini görüyoruz. Yine Japon 10 yıllıklarında %2.6'lık bir düşüş var. 0.65'e gerilediğini görüyoruz. Ama piyasa hala iyimser. Nisan 2024'te ultra gevşek para politikasının hala terk edileceğini fiyatlıyor. Küresel tarafta da özellikle bir sakinlik var ama özellikle Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyoruz. Yani ana şekillendirmeyi Fed üyeleri yapıyor. Fed üyelerinin genel konuşmaları şu minvalde.
Yani faiz indirimi için piyasanın bu fazla iyimser halini reddeden, geri çeken aslında fiyatlamalar var. İşte Williams konuştu, faiz indirimlerini konuşmak için erken dedi. BOST'ye bakıyoruz, iki faiz indirimi bekliyorum, ilk faiz indirimi üçüncü çeyrekte bekliyorum diyor. Masters'a biz şu an faiz indirimi konuşma aşamasında değiliz. Henüz para politikasını daha ne kadar sıkı tutabiliriz, biz bu aşamadayız diyor. Gosby'ye bakıyorsunuz şunu söylüyor, yani piyasanın verdiği reaksiyona ben FOMC sonrası oldukça şaşırdım. Dolayısıyla biz bu kadar spekülatif konuşmalar yapmıyoruz diyor. Yine Deli'ye baktığımızda daha ılımlı olsa da yine de Şahin duruşunu sürdürüyor. Yani Fed'in sunduğu ekonomik projeksiyonlar gereği ben önümüzdeki sene 3 faiz indirimi bekliyorum diyor. Haliyle bir miktar Fed üyelerinin konuşmalarıyla biz 10 yıllıklar tarafında toparlanma görsek de aslında swap tarafında hala ilk faiz indiriminin Mart'ta geleceği, 2024 genelinde de 150 bas puanlık indirim beklentisinin hala hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün genel olarak konut satışları verileri gelecek. Bu hafta genelinde çok fazla veri alacağız konut piyasasına dair Amerika'dan. Genel beklenti geçen aya göre bir soğuma olduğu yönünde. Euro bölgesinde de bu hafta TÜFE'nin Kasım ayı son okuması gelecek. Yine orada 2.9'dan 2.4'e manşet yıllığında geri çekilmesi bekleniyor. Son not, ECB üyelerinden de çok fazla konuşmayı bu hafta takip edeceğiz. Bugün iki üyenin konuşması da bu noktada takip ediliyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlar için. Şimdi Burcu Kıratlı ile devam ediyoruz. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi elbette küresel piyasanın derdi bambaşka.